İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Digranagert'teki Ermeni Kilisesi'nin restorasyonu tamamlandı. Artsakh'ın eski kiliselerinde restorasyon çalışmaları planlanıyor. Artsakh Devlet Bakanı Ardak Beklaryan'ın açıklaması. Sünik Valisi İran Büyükelçisi ile görüştü. Enpart 2 projesi ile Ahalkalak'ta halı dokumacılığı yaygınlaştırılıyor. Batı Ermenistan'ın ilçelerini tanıyalım. Daranagi. Batı Ermenistan'da Orta Çağ kültürü. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Western Armenia TV'yi destekleyelim. 2015'teki terör saldırılarında zarar gören Batı Ermenistan'ın Digranagert'teki Surp Giragos Ermeni ve Marpetyun Kaldani kiliseleri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca sağlanan kaynakla restore edildi. Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nin restorasyon çalışmaları 2019'da başlatıldı. 7 Mayıs'ta kilisenin açılışı gerçekleştirilecek, 8 Mayıs'ta da büyük bir ayin düzenlenecek. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Bakanı Ardak Beklaryan bir açıklamada bulundu. Artsakh hiçbir şekilde Azerbaycan'ın parçası olamaz. Hepimiz her türlü zorluğa hazırız ama seçtiğimiz yoldan asla vazgeçmeyeceğiz. Hiç kimse bu yoldan sapmayı göze alamaz ve Ermeniler arasında farklı görüşe sahip olan her kimse Artsakh Ermenilerinin kendi vatanlarında kendi kaderlerini tayin etme iradesine ve hakkına saygı göstermelidir. Artsakh'ın yerli otokton halkının kendi kaderini tayin hakkı diğer tüm uluslararası hukuk normlarından ve jeopolitik çıkarlardan önce gelir. Azerbaycan'ın toprak bütün ilkesinin Agitmis grubu arabuluculuk misyonu tarafından oluşturulan ünlü Madrid ilkeleri tarafından da kabul edilen kendi kaderini tayin hakkı ile hiçbir ilgisi yoktur. Buna Kosova örneğinde olduğu gibi uluslararası toplumun kayıtsız şartsız kabul etmesi gereken soykırım politikasının sonuçları ve diğer ontolojik tehlikeler koşullarında Azerbaycan'da yaşamanın imkansızlığı ilkesi de eklenmiştir. Yakın gelecekte Artsakh'ta yeni bir kilise inşa edilmesi planlanmamakta ancak eski kiliselerde restorasyon çalışmaları planlanmaktadır. Ermeni Apostolik Kilisesi Artsakh Piskoposluğu'nun piskoposu Vırtanes Abrahamyan bunu tematik bir basın toplantısında ifade etti. Piskopos Vırtanes Abrahamyan, Amaras Manastır kompleksindeki inşaat artık 3. aşamada, yani 2023'te kilisenin tüm inşaat işleri tamamlanacak, dedi. Onun belirttiğine göre yakın gelecekte kutsal alanın ve bitişindeki alanın temizlenmesini organize etmek için Artsakh'ın Martuni bölgesinin Hatsi köyündeki Bri Yehtsi Manastırı'nı ziyaret edecekler. Piskopos Vırtanes Abrahamyan, Mısmana köyünde bulunan Şoşkavank Manastırı'nda Mardaker bölgesinde yer alan Yeris Mangats Manastırı'nda da temizlik çalışmaları yapılacak. Aynı zamanda bir haç organize edeceğiz. Emsal çalışmaları biz daha önce Hagopavan Kilisesi'nin etrafında ve Jardar Köyü'nde bulunan Yeşe Manastırı etrafında yaptık diyerek özetledi. Sünik Valisi Robert Hugasyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Abbas Badakhshan Zohuri'yi makamında kabul etti. Toplantıda ele alınan ana konu İran'ın Kapan'daki konsolosluğunun açılışıydı. Görüşme sırasında Büyükelçi özellikle şunları ifade etti. Sünik'te konsolosluk açmanın amacı farklı alanlarda ilişkileri geliştirmek. Sünik'ten geçen Kuzey-Güney otoyolunun yapımına büyük önem veriyoruz. Kuzey-Güney istemeyen ülkeler olsa da koridorun Ermenistan Cumhuriyeti'nden geçmesi İran İslam Cumhuriyeti için önemlidir. Uluslararası sınırlara saygı duyulmalı. Kafkasya'da özellikle de İran'ın net bir şekilde pozisyonunu belirttiği bölgenizde birçok gelişme yaşandı. Koridor mantığına karşıyız. Ermenistan Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Taraflar ayrıca ekonomi, eğitim, kültürel ve diğer konuları tartışarak konsolosluğun açılmasından sonra beklenen bir dizi işbirliği alanı hakkında konuştular. Ahalkalak Halk Merkezi Eğitimi Avrupa Komşuluk Tarım ve Kırsal Kalkınma Programı Enpart 2 programı çerçevesinde Samtsıhe Cavah Kültürel Mirasının Korunması adlı projeyi hayata geçirdi. Proje sosyal nitelik taşıyordu. Amacı turizmin gelişmesi, Samtsıhe Cavah'ın el sanatlarının restorasyonuydu. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şorena
Tetbatze, halı dokuma toplumda çok popüler değil ama kültürel bir miras olarak yaygınlaştırmak istedik. Maalesef öğrenmek isteyenlerin sayısı azdı, dedi. Merkezin artık bir el sanatları kulübü var. Orada 10-15 kişi el sanatları öğreniyor. Daranahi, Batı Ermenistan'da Fırat'ın orta deltasında yer alan bir eyalettir. Pagan dininin merkezi olan Daranahi'deki tapınakları Ermenistan'da Hristiyanlığın devlet dini olarak ilan edilmesinden sonra kiliseye geçen büyük mülklere sahipti. Tanrı Aramazd'ın ana tapınağı ve Ermeni Arşakuni krallarının mezarları Daranahi'nin Ani Kalesi'nde bulunuyordu. Daranahi'nin tuz madenleri uzun zamandan beri ünlüdür. Daha sonra Daranahi bölgesi Kamah olarak adlandırıldı. Batı Ermenistan'ın siyasi statüsü üzerinde 7. yüzyılın ortalarında İran ve Bizans'ın doğu vilayetlerinin Araplar tarafından işgali önemli ölçüde etkide bulunmuştur. Bu dönemde Ermenistan'da kültür gelişmeye başladı, sosyoekonomik durum daha da iyileşti. Mücadelede Ermenistan yalnızca sosyoekonomik ve ulusal kültürel özgürlüğünü korumayı başarmakla kalmadı, aynı zamanda Bagratuni Hanedanı'nın önderliğinde devlet politik bağımsızlığını da yeniden kurmayı başardı. Ermenistan'ın kraliyet tahtına kurulan Bagratuni Krallığı 885-1045 bir buçuk yüzyıldan fazla sürdü. O dönemin Ermeni sosyal, ekonomik ve kültürel gelişiminin yüksek seviyesi Ani ve Ahtamar'ın mimari anıtları, Grigor Naregatsi'nin 10. yüzyıldaki trajedi kitabı şiiri Ermeni tarihçiliğinin birçok başarısı ile kanıtlanmıştır. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Vestern Armenia TV izleyicisine ve ilkelerine bağlı kalarak yeni yaklaşımlarla çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bildiğiniz gibi televizyonumuz Vestern Armenia TV ağırlıklı olarak Batı Ermenistan'ın tarihi, bugünü ve geleceği ile ilgili siyasi ve diğer alt metinler taşıyan haberler, ayrıca çeşitli konulara ilişkin haberler yayınlamaktadır. Biz Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, hükümeti, Ulusal Meclisi'nin ve diğer yapıların faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sizlere sunuyoruz. Değerli yurttaşlar, desteğinizle televizyonumuz Vestern Armenia TV imkanları daha da genişletilecek ve güçlendirilecektir. Biz birlikte güçlüyüz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiğiz. Şimdi size Kalaşyan Kız Kardeşler tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısını sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.